Kimi diriltmek isterdim bilir misiniz? Çok merak ettim. Çok zor soru lan bu. Escobar'ı. Pablo Escobar'ı dirilteceğim ama benim dirilttiğimi söyleyecekler ona. Escobar. Aç çavuşu. Abi. Bilmiyorum ya. Ama Atatürk diyeceğim galiba. Evet. Mustafa Kemal Atatürk. Ben istemezdim abi ya. Ya bu Neyi? halimizi görsün istemezdim. Amcık az daha sikiliyordu. Bu hal, ya adam diyecek yani ulan diyecek ülkeyi nasıl bıraktım ne hale gelmiş. Ben de Atatürk diyorum. Bir ölüyü diriltme şansınız var. Bu kim olurdu ve niçin? Allah. Ne? 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 Bir Ne ölüyü ya? diriltme şansınız var. Bu kim olurdu ve niçin? Allah. Allah ve Nasıl doktor. ya? Niçin acaba? Nietzsche'den selamlar. Allah ve doktor. Hangi doktor? Allah doktoru yaşatma sebebi doktor da olur. Valla ben neden dedim? Şimdi ölüyü normal bir insan diriltemez. Dirilttiğinde de bilmiyorum. Allah yani Cenab-ı Allah her şeyin başı yani dirildebilir bilmiyorum. Ölü öldükten sonra doktor da Allah da yapamaz. Öldükten sonra gömülebilir. Bence soruyu Nasıl yanlış alayım abi? anlamışlar. Efendim bir ölüyü diriltme Soruyu şansın var. Bu yanlış kim anlamışlar. olurdu? İlerledikçe soru Nizam iyice dede. bozuluyor. Niçin? Çünkü benim Dede. dedem. Ha dedesini diriltmek ister. Dedem abi. Nizam dedem. Aga be. Özledim. Yeni öldü. 1,5 hafta önce. Ay canım Maradona abi. Senin de duygunu sikeyim. Bir daha hayır. Nispet yapıyor ona amına koyayım. O dedem diyor da Maradona. Maradona. Gülüyor suratına. Maradona. Tanrı'nın eli var çünkü abi. Rahmetli amcam olurdu. Geçen babalar gününde kaza yaptı. Öldü. Sizlerim. Başın sağ olsun. Onun için kardeşim. yani daha yaşlı da fazla yoktu onun için. 39-40. Yengem olurdu ya. Yengem kanser hastasıydı öldü. İki tane küçük çocuğu vardı. Arkada kaldı. Kendimi abi ölsem bir daha kendimi diriltmek isterdim sadece. Kemal Sunal. Neden? Severim yani komik. Bende yok abi. Ölen ölmüştür. Allah öldürdüyse ben nasıl dirilteyim? Dergen olurdu belki. Ne diyorsunuz çocuklar? Kimi diriltelim? Bilmiyorum. Babam olurdu. Hayır. Yakında kaybettim hala etkisindeyim o yüzden. Atatürk olabilirdi belki. Ay canım benim. Çünkü yani devleti kurtardığı için de olabilirdi o yüzden. Yani görmek isterdim. Ben mi abi? Ben var ya kimi diriltirdim biliyor musun abi? Allah rahmet eylesin Müslüm Baba'yı diriltirdim. Yapıştır be. Şarkılarını abi ben çok seviyorum Aslanım Allah. benim. Kırıldı sarhoş gönlümde hepsini avutamadım. Ben Hazreti Hüseyin'i diriltirdim. Çünkü çok büyük bir zulme uğradı ve bu zulmün engellenmesi için daha barış, sevgi ve mazlumun direnme şiarını yükseltmek için onu dirildim. Babaannem. Neden? Onu çok seviyorum. Ne zaman öldü? Geçen yıl, koronadan. Bir ölüyü diriltme şansımız var. Eşi mi? Eşiniz öldü mü abi? Hayır yok. Öl. Nasıl ya? Se diyorum yani. Annem mi baba mı? Efendim bir ölüyü diriltme Sinirim bozuldu. Sinirim bozuldu. Şansınız var. Bu kim olurdu ve niçin? Can Bartu, Fenerbahçe'nin efsanesi. Ya aynen kanka. Aynen. O yüzden isterdim. Twitter'da bu kız var ya kesin Fenerbahçe hep bir hesabı var bunun. Kesinlikle Mustafa Kemal Atatürk. Tekrardan ülkeyi düzeltebilirdi. Çok daha güzel olabilirdi. Aslında olsaydı bu kim olurdu ve niçin? Mustafa Kemal Atatürk. Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Yani gelse yani şimdiki nesili daha iyi düzeltebilir. Gençliğin kötü olduğunu hangi durumlarda anlıyorsun? Bazıları var, erkekler ama kız gibi davranıyorlar. Evet. Mesela Aga be sana diyor. Ateistler. Ateistlere ne söylemek istersin? Yani... Ananızı sikiliyormuş. Ama kardeşim bırak öyle düşünme ya. Herkesin kendi tercihi kurban olduğun. Tabii dindar bir ailede büyümüş herhalde bu kardeşimiz. Dininize dönün. Yani İslam'a inanın. Ölü birini diriltme şansın var. Bu kim olurdu? Caner. Caner? Sevgili. Öyle mi? Evet. Vefat mı etti? Evet. Ahmet Kayaoğlu konserine bir kere daha gitmek. Yani görmek isterdim konserini. Abi bir kere gittin yani ha? Abi ambiyans ya da Müslüm Gürses olabilirdi. İyi mi? Gittin mi?
Gidemedim ya. Ölüyü diriltme şansım olsa Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa Kemal Atatürk olurdu büyük ihtimalle. Dünyaya katacağı çok şey olduğunu düşünüyordum bir lider olarak. Hani. Bir ölüyü diriltme şansınız var. Bu kim olurdu? Herhalde babam olurdu. Çünkü babamı çok severim. Ama bak şöyle düşünelim. Şimdi çoğu insan kaybettiğini söylüyor. Herhalde çok sağlam bir yakınını kaybetmeyenler de Atatürk diyor. Şöyle düşünmek lazım. Şimdi benim annem babam sağ tabii. Bunun ayrımını yapamam. Lakin benim de mesela Allah gecinden versin annem ya da babam rahmetli olmuş olsaydı ben de Atatürk'ten önce annemi babamı telaffuz ederdim burada. Aynen. Yani o açıdan yaklaşmak lazım. Hep onu anarken ağlarım, gözlerim dolar. Yani Hazreti Adem olurdu, neden yasak meyveyi yediniz? Ya siktirin gidin oğlum, beni günah sokmayın ya. Adam gibi adamdı benim babam. O yüzden baba kelimesi geldiği zaman duygulanıyorum, ağlıyorum. Gerçekten insan öldükten sonra anlıyor baksana babaların abi kıymetini. Bir ölüyü diriltme şansın olsa kimi diriltirdin? Mustafa Kemal Atatürk'ü. Ay teyzem benim be. Çok sevdiğim için. Atatürk olurdu, kendisi devleti daha iyi yönettiği için. Fatih Sultan Mehmet olurdu. Çünkü merak ettiğim birisi. Deha. Yani onun görüşlerini almak istiyorum. Hani o yıldaki yaşamın nasıl olduğunu yani öğrenmek istiyorum. Yaşasaydı acaba nasıl giyinirdi? Yani bizim tarzımızı giyinmezdi. Ya bak güzel konu ya. Atatürk bugün yaşasaydı çok şık giyinirdi bence. Çok aşırı karizmatik olurdu böyle ya. O dönem bile çok karizmatikmiş adam yani. Olurdu evet aramızda. Ben Kanuni'yi diriltmek isterdim. Türkiye'de olsaydı yine Osmanlı soyundan gelip ülkeyi kalkındıracak biri olurdu. Yok ben kimseyi diriltmek istemezdim. Allah'ın işine karışmam. Ben her şeyden önce Atatürk'ü diriltmek isterdim açıkçası. Aklım Osmanlı'ya gidiyor. Osmanlı'da olabilir. Belki Yavuz Sultan Selim olabilir. Çünkü çok genç yaşta vefat etmişti. Yani 8 yılda 80 yılda yapacaklarını yapmıştı. Yavuz Sultan Selim olursa belki ümmetinin ve şu andaki dünyanın düzenini tekrar sağlamak için belki bir işe yarardı. Yok gibi. Yok. Hepsi çok şükür sağ salim. İlk önce tabii ki annem olurdu. Annem ve babam. Bir ölüyü diriltmek. Ancak bir ölü var, o da dirilirse çok kötü şeyler olabilir. Anlatalım şimdi sana. Yaşaman lazım. Sarı mikrofon. Dayının türü çok güzel değil miydi? He? Baksana. Kürşat'ın yaşlılığına benziyor ama ikiye bölünmüş hali. Vallahi benziyor sana Kürşat. Nasıl benziyor abi ya? Benziyor amına koyayım. Yalan mı konuşuyoruz? Amcık 30 yaşında işte adam benziyor. Benziyor işte sikim. Oh,